Ben bu bildiriyle alakalı bu bildiriden rahatsız olmuş, tedirgin olmuş bir vatandaş olarak bu konudaki şikayetimi dile getirmek üzere buraya gelmiş bulunmaktayım. Bildiri bence dış mihraklı görünüyor. Çünkü Montreux Sözleşmesi'ni ve Kanal İstanbul Türk halkında şu andaki gündemi değil. Ukrayna sebebiyle Amerika Birleşik Devletleri ve AB'nin gündemi. Şentop'a bir gazetecinin sorusuna verdiği cevaptan yola çıkarak Montreux Sözleşmesi'nin iptali çıkarımını yapmak da iyi niyetli bir çıkarım değil bence. Şentop bilakis aksini söylüyor. Yani bunun imkansız olduğu anlamına gelen bir açıklama yapıyor. Bildiri çok zekice hazırlanmış. Hukuki bir sorun çıkmaması için hazırlanmış. Ama dikkatle ile incelenirse içinde hükümete yönelik üstü örtülü de olsa bir mesaj ve tehlike, bir tehdit var. Bu mesajda bence şu: İstanbul Sözleşmesi kaldırıldı. Buna benzer uluslararası sözleşmelerden çıkarsan ya da global çıkarlara aykırı hareket edersen ülke karışabilir, sıkıntı çıkabilir ülkende. Bence bu bildiriyi imza atan amirallerin çoğunun kastı bu olmayabilir. İyi niyetli olduklarını düşünüyorum birçoğunun. Ama önemli olan bildiriden sizin ne anlatmak istediğiniz değil, ne anlaşıldı. Şimdi 4 Nisan NATO günü bu bildiri yayınlanıyor. 103 tane amiral tarafından yayınlanıyor. Yani sanki amirallerden başka kimse Montreux ile alakalı bir sıkıntısı yok. Tek derdi olan bunlar. Bunun gece vakti yayınlanması, ondan sonra Türk milletine diye diğer darbelerde olduğu gibi bir başlangıç yapması, içinde Atatürkçülüğe aykırı olduğu yönünde vurgular barındırması, endişeler dile getirmesi, diğer darbe formatlarını aynısını taklit ediyor. Tabi bazı rakamsal tesadüfler de var. İşte 15 Temmuz'a 103 gün olması, buna benzer şeyler, ama hadi diyelim bunlar tesadüf. Fakat bununla beraber bu açıklamanın içeriğinde de sıkıntılı söylemler var. Yani çok dikkatli söylenmiş olsa da okuyanın, anlayanın anlayabileceği, yani muhatabının anlayabileceği bir şey bu. Yani burada bu, özellikle şu cümle çok sıkıntılı. Bu kumpaslardan çıkarılacak en önemli ders, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin anayasanın değişmez, değiştirilmesi teklif edilemez, temel değerlerini titizlikle sürdürmesi zaruretidir. Yani sürdürülmüyor diyor bunlar. Bu gerekçelerle Türk Silahlı Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri'nin bu değerlerin dışına çıkmış, Atatürk'ün çizdiği çağdaş rotadan uzaklaşmış gösterme çabalarını kınıyor ve tüm varlığımızla karşı çıkıyoruz diyor. Şimdi tüm varlığımızla demek canımızla malımızla demek. Gerekirse bütün canımızı ortaya koymaya hazırız gibi bir anlam çıkıyor buradan. Aksi halde, ki biraz daha kritik nokta bu, Türkiye Cumhuriyeti tarihte örnekleri olan, tarihte hangi örnekleri oldu? Darbeler oldu bununla alakalı. Bunalımlı, bekası için tehlikeli, olayların yaşama riski ve tehdidiyle karşı karşıya gelebilecektir diyor. Gelecektir şeklinde algılamak lazım. Bu generallerin tamamı aynı görüşü savunmasa da bu bir mesaj. Bunu kim organize etmişse, benim tahminime göre Mustafa Şentop'a soru sorduran da o. Aynı zamanda bu Tuğ Amiral ile alakalı bir açıklama yapıldı. Tuğ Amiral Mehmet Sarıkaya'nın özelinde çekilmiş bir bildiri de kısa zaman önce servis edildi. Şimdi bu bireysel olaydan çıkarak tüm Türk ordusunun Atatürkçü çizgiden ayrıldığını iddia etmek biraz haddi aşmak olur. Bir, ikincisi, bu özelde çekilmiş bir fotoğraf, görevde çekilmiş bir şey değil. Bir insanın takke, cübbe, Hazreti Peygamber'in sünneti ve onun şeyi. Yani insan özel hayatında bunları kullandı diye bu şekilde ağır bir şeyle karşı karşıya kalması, bunun kullanılması anlamlı değil. Birçok yorumcuya bakıyorum. Bu bildiri konusunu insan hakları ya da fikir ve düşünce hakları çerçevesinde değerlendiriyor ama aynı zamanda diyor, asıl önemli olan diyor bu Tuğ Amiral'in, takke cübbe giymiş olan amiralin şeyi. Şimdi bu bir çelişki. Sen fikir ve düşünce özgürlüğünü savunurken din vicdan hürriyetine aykırı davranıyorsun. Önemli olan bu generalin bir suça karışıp karışmadığı, bir suç örgütüyle ilgili olup olmadığı, yoksa evinde, özelinde, arkadaşlarıyla ne giymiş, ne giymemiş, bunu bizi ne ilgilendirir? Bunun, yani bunun daha iyi anlaşılması için şöyle bir farz edin. Bu bir Yahudi olsaydı, Yahudi takkesiyle Havra'da ibadetini yapıyor olsaydı ya da bir
bir efendime söyleyeyim Alevi dedesi olsaydı ya da bir Hristiyan olsaydı, dini kıyafetlerini giymiş olsaydı böyle bir şey diyebilir miydik? Bunu kalkıp da aman buna benzer tehlikeli laflar edebilir miydik? Bütün dünya bize haddimizi bildirirdi. Sen nasıl kalkıp da bir insanın din vicdan hürriyetine saldırırsın derlerdi. Bence bu olaydan sonra insanlar ciddi bir ayrılığa düştüler. Bu konuyla alakalı bir insanlar arasında çatışma başladı. Bizim asıl gündemimizden uzaklaştık ki buna benzer benzer şeylerle ülkemiz oylanmaya çalışıyor. Bizim vaktimiz yok. Biz önemli kavşakların ucundayız. Önemli sıkıntıların içerisindeyiz. Biz varla var gücümüzle bir bütün olarak ortak değerlerimizi de bir araya gelerek mücadele etmeyiz. Atatürk de bizim ortak değerimiz ve bütün herkesin saygı duyması gereken büyük bir insan. Ama dini, temiz dini duyguları kullanmak ne kadar kötü ise Atatürk'ü de zaman zaman böyle kendi siyasi ya da fikri görüşünü diretmek için Atatürk'ü kullanmak da bu kadar çirkin. Ben ciddi bir rahatsızlık duydum şahsen. Ve birkaç gün uyuyamadım. Acaba darbe olur mu? Ekonomi bozulur mu endişesi taşıdım. Birçok insanın da taşıdığını duydum. Bu rahatsızlığım sebebiyle şikayet ve ihbarda bulunuyorum. Diyeceklerim bu kadar.